Temizliğin fert ve toplum hayatındaki yeri. Şüphesiz ki Yüce Allah güzeldir. İyi, güzel ve hoş olanı sever. Temizdir, temizliği sever. Kerimdir, keremi sever. Cömerttir, cömertliği sever. Öyleyse çevrenizi temiz tutun. Tirmizi hadisi, Edep 41. İslam dini insanın dünya ve ahiret mutluluğunu hedeflemiştir. Bunun için insan hayatının bütününe ilişkin temel koruyucu tavsiyelerde bulunur. Huzurlu, sağlıklı ve nezih bir hayat için temizliğin önemi açıktır. Gerek kişisel açıdan, gerek doğal ve sosyal çevre açısından temizlik bir zorunluluktur. Diğer taraftan sağlıklı bir hayat için temizlik vazgeçilmezdir. Pek çok hastalığın temizlik kurallarına uymamaktan kaynaklandığı, mikropların temiz olmayan ortamlarda yerleştikleri ve çoğaldıkları bilinmektedir. Beden ve çevreye ilişkin temizlik kurallarının gözetilmemesi, nasıl çeşitli rahatsızlıklara ve huzursuzluklara yol açarsa, aynı şekilde manevi temizlik olarak nitelendirilebilecek ahlaki ve güzelliklere uyulmaması da bireysel ve toplumsal açıdan sıkıntılara neden olur. Bundan dolayı onurlu, saygın ve düzeyli bir hayat için insanların madden ve manen temiz olması gerekir. İslam'ın temizliğe verdiği önem, temizlik imanın yarısıdır. İslam dininin temizliğe verdiği önemi en güzel anlatan ifadelerden biri, temizlik imanın yarısıdır hadisidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in hadislerinde ve onun örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliğinin üzerinde ısrarla durulmuştur. Bu hususta ortaya konan temizlik ölçülerinin pek çoğu evrensel temizlik ilkeleri mahiyetindedir. İnsanlığın başlangıcından beri bütün peygamberler temizlik kurallarına uyulması hususunda çok önemli uyarılarda bulunmuşlardır. En son Kur'an-ı Kerim ve sünnet bu evrensel temizlik ilkelerini en güzel ve en mükemmel bir şekilde belirtmiştir. İslam dini insanların her bakımdan tertemiz olmalarını ister. Bunun bir gereği olarak Müslümanın bedeninin, elbisesinin, oturup kalktığı yerlerin, yiyip içtiği şeylerin ve ibadet ettiği yerin temiz olması emredilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Müslümanların temizlik kurallarına uymaları aynı zamanda inançtan kaynaklanan bir görevdir. İbadetlerde aranan maddi ve manevi temizlik, yüce dinimiz İslam'ın temizliğe verdiği önemin somut göstergelerindendir. Zira insan, yüce Allah'ın huzuruna temiz bir vaziyette çıkmalıdır. Bu, Allah'a karşı saygının bir ifadesidir. Ayrıca Allah'ın manevi huzuruna madden ve manen temiz bir şekilde çıkması, kişinin ibadetine daha bir yoğunlaşabilmesi açısından da çok önemlidir. Bu bakımdan özellikle namaz kılarken temizlik olmadan Müslümanın Allah'ın manevi huzurunda durmaması şart kılınmıştır. Temizlik ve çeşitleri. Temizliğin maddi, manevi, hem maddi hem de manevi temizliği içeren hükmî temizlik olmak üzere üç çeşidi vardır. Beden temizliği, yiyecek giyecek temizliği ve çevre temizliği maddi temizlik kapsamındadır. Abdest ve gusül, maddi ve manevi temizliği birlikte içeren hükmî temizliğe girer. Bir bakıma ahlaki kirlilik diyebileceğimiz kötü hasletlerden arınmak ve güzel ahlaki niteliklerle bezenmek de
manevi temizliktir. Maddi kirlilik nedenlerinden biri olan ve necaset olarak nitelendirilen pisliklerden temizlenme, bedenimizi, elbisemizi, namaz kıldığımız yeri dinde pis sayılan şeylerden temizlemekle gerçekleşir. Buna necasetten temizlenme denir. İbadetler için aranan hükmî temizlik ise abdestsizlik veya cünüplük halinin giderilmesine yönelik bir temizliktir. Buna hadesten temizlik denir. Hades, abdestsizlik ve cünüplüktür. Kadınların adet ve lohusalık halleri de bazı bakımlardan bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hadesten temizlik birçok bakımdan maddi temizliğe katkı sağlar. Mesela gusül ve abdest aynı zamanda birer bir temizliktir. Manevi temizlik ise ahlaki kötülüklerden ve günahlardan temizlenmektir. Maddi temizlik. Maddi temizlik hem dinen bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan necasetten tahareti hem de sağlıklı ve nezih bir hayat için uyulması gereken beden temizliği ve çevre temizliği gibi fiziki temizliği kapsar. Bedenimizin, elbisemizin, namaz kıldığımız yerin temizlenmesi anlamına gelen necasetten temizlenme, insana hem kişisel hem de çevre temizliği bilinci kazandırır. Beden temizliği. Beden temizliği, insanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için gündelik yaşamda ihtiyaç duyduğu zorunlu ve gerekli temizliktir. Düzenli olarak yıkanmak, tıraş olmak, tırnak kesmek gibi vücudun özel temizlik gerektiren bölgelerini temizlemek, dinimizde yerine getirilmesini istediği insani gerekliliklerdir. Başta namaz olmak üzere bazı ibadetler için kılınan gusül ve abdest şeklindeki temizlik uygulamaları, beden temizliğinin insanda doğal ve düzenli bir alışkanlık haline gelmesine katkı sağlar. Ey iman edenler! Namaza durmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin. Yani baştan aşağı gusül abdesti alın. Maide 6. ayet. Beden temizliği bağlamında İslam dininin en çok üzerinde durduğu hususların başında ağız ve diş temizliği ile tırnak kesimi, saç sakal bakımı, vücudun belli bölgelerinin temizliği ve boy abdesti gibi düzenli olarak yapılması gereken kişisel temizlik gelir. Her hususta olduğu gibi bu hususta da Hazreti Peygamber bizlere örnek olmuştur. O, son derece titiz, temiz ve tertipli düzenliydi. Tırnaklarını zamanında keser, sakallarını daima düzenli ve bakımlı tutardı. Saçları temiz ve taranmış olurdu. İnsanların karşısına hem dışı hem de içi temiz olarak çıkardı. Kendileri saçlarının bakımını yaptığı gibi arkadaşlarını da tertipli ve düzenli bakımlı olmalarını isterdi. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kimin saçı varsa bakımını yapsın. Hazreti Peygamber cuma ve bayram günleri gibi toplum içine çıkılacak olan özel günlerde temizliğe daha bir önem verir. Böyle günlerde yıkanır, güzel abdest, güzel elbiselerini giyer ve güzel kokular sürünürdü. Özellikle ağız ve diş temizliği konusunda eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Misvak ağız için bir temizlik aracı,
Yüce Rabbin rızasını kazanmak için de bir vesiledir. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamıştır. İbadet amacıyla yapılan temizlik büyük ölçüde beden temizliğiyle örtüşmekte ve buna önemli katkı sağlamaktadır. İbadetlerle elde etmek istediğimiz gönül temizliğine giden yolun beden temizliğinden geçtiği unutulmamalıdır. Elbise temizliği, beden temizliği kadar elbise temizliği de önemlidir. Çünkü vücut ne kadar temiz olursa olsun, elbiseler temiz olmazsa bu temizliğin bir kıymeti kalmaz. Yüce Allah'ın peygambere ilk emirlerinden biri, elbiseni de tertemiz tut şeklinde olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'ın koyduğu ölçüler karşısındaki duyarlılık. Elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt olurlar diye insanlara öğüt verdik. Elbise temizliği de insanın güven ve zarafetinin diğer insanlarla birlikte yaşamasının bir gereğidir. Çünkü insan başta aile bireyi olmak üzere komşuları, iş arkadaşları ve içinde yaşadığı toplumun bireyleri ile daima iç içe bulunacaktır. Çevresindeki diğer insanları rahatsız etmemek ve onların kendisinden nefret etmemelerine yol açmamak durumundadır. Ter ve çorap kokusu gibi kokularla insanlar arasına çıkmak onları huzursuz ve rahatsız eder. Elbise eski olabilir ama kirli olmamalıdır. Bu hususta söylenen düzgün bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, liyakatleriyle uğurlanır sözleri, toplumda giyim kuşama verilen önemi gösterir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz bu konuda yaşantısı ile çok güzel bir fiili örneklik ortaya koymuştur. Resulullah'ın giyim kuşamla ilgili tutumu temiz, düzenli, şık, sade ve ihtiyacı karşılayıcı olarak özetlemek mümkündür. Hazreti Peygamber'in bu fiili örneklerini dikkate alarak elbise temizliğine dikkat etmeliyiz. İbadetlerimizi yerine getirirken aranan necazetten taharet şartı, elbise temizliğini alışkanlık haline getirme konusunda önemli bir katkı sağlar. Kur'an-ı Kerim'de giyime yönelik olarak emir ve tavsiyeler vardır. Bu husustaki ayeti kerimelerden ikisinin meali şöyledir. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınız zaman ziynetinizi takının. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Mekan temizliği. Mekan temizliği denildiğinde öncelikle insanın yaşadığı ortamın temizliği akla gelir. Şüphesiz temizliği emir ve tavsiye eden ayet ve hadislerin kapsamına içinde yaşanılan ortamın temiz tutulması da girer. Konut temizliği konusunda Hazreti Peygamber'in evi kirletebilecek veya evde pis koku yayabilecek şeylerin bulundurulmaması yolundaki emir ve tavsiyeleri önemli ölçüler içermektedir.
ayrıca mescitlerin temiz tutulmasına yönelik emir ve tavsiyeler de mekan temizliği hususunda gösterilmesi gereken duyarlılığa işaret eder. Zira mescitler müminlerin müşterek mekanlarıdır. Sonuç olarak belirtmek gerekirse, konutların, çalışma ortamlarının ve herkesin kullanımına açık alanların temiz tutulması İslami duyarlılığın gereğidir. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, orada ibadet amacıyla oturanlar, rükû ve secde edenler için elimi, yani Kabe'yi temizleyin diye emretmiştik. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. Çevre temizliği. Beden, elbise, yiyecek, içecek ve konut temizliğinde gösterilen titizliğin çevre temizliğinde de gösterilmesi gerekir. Çünkü çevre temizliği hususunda sergilenebilecek ihmaller doğrudan doğruya hem kul haklarını hem de diğer canlıların haklarını ihlal etmektir. Bu alan bireylerin karşılıklı hak ve görevlerini bulunduğu bir alandır. Söz gelimi çöp atarak herkesin ortak kullanımına ait yerleri kirletenler, yalnız çevresini kirletmiş olmakla kalmaz, kirlettiği yerlerde yaşayan ve o yerlerden yararlanan insanlara ve diğer canlılara karşı da haksızlık yapmış olurlar. Bu sebeple başta konutların çevresi olmak üzere sokak, cadde, park ve benzeri diğer ortak kullanım alanlarının temiz tutulması insani olduğu kadar da dini bir ödevdir. Temizde çok önem veren bir dinin mensupları olarak Müslümanların bu konuda daha duyarlı davranmaları ve örnek davranışlar sergilemeleri gerekmektedir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde çevrenin kirlilikten korunmasına yönelik pek çok emir ve tavsiyesi bulunmaktadır. Hadis-i şeriflerde halkın gelip geçtiği yolları, ağaç gölgesi gibi gölgelendikleri yerleri kirletenlerin yaptıkları işin şiddetle kınanması, bu tür kirliliklere sebep olanların nasıl ağır bir vebal ile karşı karşıya olduklarını gösterir. Bu konudaki hadislerden ikisi de şunlardır. İman 70 küsür bölümdür. En üst bölümü La ilahe illallah sözü, en aşağısı da yoldan rahatsız edici ve verici şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandan bir bölümdür. Ümmetimin iyi ve kötü bütün işleri bana gösterildi. İyi işler arasında yollarda sıkıntı veren atıkların alınıp atılmasını da gördüm. Kötü işleri arasında ise göz önüne tükürülmesi de vardı. Manevi temizlik. Maddi temizlik, gözle görülebilen ve fiziki olarak algılanabilen kirlerin temizlenmesi anlamına gelmektedir. Maddi temizliğe büyük önem veren İslam dini, manevi temizliğe daha da fazla önem vermektedir. Çünkü din, temelde insanın manevi kir olarak nitelendirilebilecek olan kötülüklerden uzak kalmasını, herhangi bir şekilde bunlara bulaşmışsa da bu kirlerden arınmasını emreder. İnsan yaratılışı itibariyle manen temizdir. Çocuk dünyaya geldiği zaman herhangi bir manevi kirle doğmaz. O tertemiz olarak dünyaya gelir. Ancak sonradan günah ve kötülüklere bulaşabilmektedir. Bu bakımdan insanı manevi kirlerden uzak tutmak ve yaratılışındaki safiyeti korumak dinimizin öncelikli hedeflerindendir. Günahlara dalarak manen kirlenmiş olanlara kurtuluş ve rahmet kapısı kapatılmamış, içine düştükleri kirlilikten kurtulabilme ve manen arınma fırsatları sunulmuştur.
Manen arınabilmek için İslam dini, kötülükleri kesin bir şekilde terk edip bir daha onların karanlık dünyasına dönmeme sözü demek olan tövbe kapısını açık tutmuştur. Bunun için hak sahiplerinin haklarının iadesi ve onlarla helalleşilmesi, kötülüklere bir daha dönmemeye kesin bir şekilde söz verilmesi, pişmanlık duyarak işlenen günahlardan dolayı Yüce Allah'tan bağışlanma dilenmesi gerekmektedir. Manevi temizlik, çirkin ve kötü hasletleri terk ederek güzel ahlak ile bezenmektir. Dini bir terim olarak bu arınma genellikle teskiye kavramıyla ifade edilir. Teskiyeyi diğer bir deyişle manevi arınmayı gerçekleştirebilen kişiler, manevi temizliğin esasını oluşturan ihlas, samimiyet, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, güvenilirlik gibi güzel ahlak ilkelerini de elde etmiş olurlar. Kalp temizliği. Kalp temizliği dinin özünü oluşturur. Bir hadisi şerifte bir benzetme ile ifade edildiği gibi işlenen kötülükler ve günahlar bir kirli leke gibi kalbin manevi alanını karartır. Kötülük ve günahlar işlendikçe kalpteki kirlenme de artar. Öyle ki kalpte temiz yer kalmaz. Bu durumda adeta kalbin manevi alanında kişinin manevi temizliğine kaynaklık eden canlılık ve dinamizm yok olur. Kişinin samimiyet ve doğruluğu, dürüstlük ve güvenilirliği, niyetinin düzgün olması gibi güzel hasletlerin kaynağı kalp temizliğidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz kalbini işaret ederek takva şuradadır buyurmak suretiyle insanın kötülüklerden sakınma ve ahlaki erdemlerle bezenme özelliğinin kaynağının kalp temizliği olduğuna dikkat çekmişlerdir. Yüce Allah sizin bedenlerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize bakar. Din samimiyettir, içtenliktir. İslam dininin kesin olarak yasaklandığı kötü hasletlerden biri, içtenliğin karşıtı olan ikiyüzlülüktür. Bu sebeple içtenlikle bağdaşmayan nifak, İslam dininin en kötü özelliklerinden kabul edilmiştir. Müslümanın içi ve dışı, özü ve sözü bir olur. O, inancında, sözünde, tutum ve davranışlarında daima samimidir. Bir Müslümanın niyetinin düzgün oluşu, ihlas ve samimiyetini gösteren en önemli özelliklerdir. Hazreti Peygamberimiz, din samimiyettir buyurmuştur. Kime karşı diye sorulduğunda, Allah'a, kitabe, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı şeklinde cevap vermiştir. Bunun içindir ki ihlas, içtenlik, ibadet ve davranışların Allah yanındaki temel değerlendirme ölçüsü olarak benimsenmiştir. Samimiyetin karşıtı olan aldatma, kandırma, ikiyüzlülük gibi davranışlar ise İslam ahlakıyla asla bağdaşmayan niteliklerdendir. Öz bir ifadeyle ihlas ve samimiyet, Müslümanlığın özünü oluşturmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz, yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Buyurmak suretiyle, amellerde niyet ve samimiyetin önemine vurgu yapmıştır. Güvenilir olma. Emanete riayet etmeyenin imanının, sözünde durmayanın da dininin faydası yoktur. Mümin kelimesi anlam olarak Yüce Allah'ın varlığına,
ve birliğine inanan kişi demektir. Mümin bir de başkalarına güven veren ve güvenilen kişi anlamına gelir. Buna göre mümin, sözünde duran ve kendisine güvenilen doğru ve dürüst bir insandır. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin bu temel özellikleri sıkça dile getirilmektedir. Müminin suresinin ilk ayetlerinde kurtuluşa erecek müminlerin vasıfları sıralanırken şöyle buyrulur. Onlar o müminler ki emanetlerini ve sözlerini gözetirler. Güvenilirlik için en önemli vasıf doğruluktur. Bundan dolayı doğruluğun zıttı olan yalan, İslam'da büyük günahlardan sayılmıştır. Bu itibarla Müslüman için güvenilirlik vazgeçilmez bir niteliktir. Bu nitelik iman derecesinde bir göstergesi gibidir. Kişinin güvenilirliğinin eksildikçe imanının olgunluğu yara almaya başlar. Sözünde durma. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Kur'an-ı Kerim ve sünnet verilen sözlerin tutulmasını müminlerin en önemli özellikleri arasında saymaktadır. Yüce kitabımız Kur'an'da verilen sözün yerine getirilmemesi Allah katında çirkin davranışlardan biri, hatta önde gelen olarak sunulmaktadır. Verilen sözün yerine getirilmesi Allah'ın bir emridir. Müslümanın sözü senet gibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri için niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. İnanan insan verdiği sözden caymaz. Sözden caymanın münafıklık alameti olduğunu bilir. Dört nitelik vardır. Kimde bu nitelikler bulunursa o kimse katıksız münafıktır. Kimde de bu özelliklerden biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinden münafıklıktan bir özellik var demektir. Emanet edilince ona hıyanet eder, konuşulunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, düşmanlık edince haddi aşar. Kur'an-ı Kerim huzur ve mutluluğu elde edebilmek müminlerin vasıflarından biri olarak sözünde durmayı saymaktadır. Özetle söylemek gerekirse, verdiği sözlere ve yaptığı antlaşmalara bağlı kalmak, özü sözü doğru olmak, Müslümanın en önemli vasıflarındandır. Müslümanın sözü ile fiili arasında çelişki olmamalıdır. O müminler ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.